Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günde yine sizlerle beraberiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi seyirler diliyorum hepinize. Evet, bana yine kolay gelsin. Daha önce de menemenlikleri yaparken demiştim acılı sosta yapacağım diye. Tabii bir türlü fırsat bulamadım. Ancak bugün yapabiliyorum. Acı biberi alamamıştım. Acı biberimi aldım. Sarımsağım yokmuş. Sarımsağımı aldım. Şimdi acı biberli sos yapıyorum. Rondodan geçireceğim domateslerimi. Ve biberleri de rondodan geçireceğim. Birazını çiğ olarak saklayacağım. Çiğ çok güzel oluyor aslında ama domates asitli bir madde olduğu için daha sonrasında fışkırabiliyor. O yüzden şimdi yemek için biraz çiğden ayıracağım. Geri kalanını hafif kaynatıp, yani çok uzun süre kaynatmayacağım. Hafif kaynattıktan sonra sıcağıyla kavanozlara koyacağım. Kışın kısırın yanında muhteşem oluyor, çok güzel oluyor. Günlerimizde kısırı çok yapıyorduk. Tabii şu anda gün pek yapmıyoruz da. Yani gün Antalya'da daha gün yapacak arkadaş çevremde oluşmadı. Bir de torun olduğu için tabii gün falan yapmıyorum. Ama eskiden çok günlerimiz olurdu. Ayda iki tane, üç tane gün yapardık. İşte Lütfiye'nin okul arkadaşlarıyla olurdu, apartmandakilerle olurdu. Muzaffer'in ise çalıştığı iş yerindeki arkadaşların eşleriyle olurdu. O kadar çok gün yapardık ki. Hani hanımlarımız şimdi tabii yapıyorlar mı? Gün bilmiyorum. Bir de hastalık girdi araya tabii. O zaman da her şey kaldı. Gün falan yapılmıyor artık. Bundan sonra belki de günlere devam. Kısırın yanında bu sos çok güzel oluyor. Kısırın üstüne döküp yemeği biz seviyoruz. Acı biberleri de rondodan geçireceğim. Ama böyle küçük cin biberlerini tümde koyabilirsiniz. Yani küçük cin biberler oluyor ya. Onları tümde atabilirsiniz. Ama ben rondodan geçireceğim. Yani acısı daha iyi çıkıyor sosun içine. Dilerseniz tümde koyabilirsiniz yani siz. Tabii eskiden annelerin zamanında günlerde çok çeşit yapılmazdı. Sadece bisküvi koyarlardı çayın yanına. Bisküvi türleri olurdu. Sonra şey oldu. O bisküvilerden mozaik pasta çok meşhurdu. Annemlerin günleri zamanında mozaik çok yapılırdı ya. Çok severim mozaik pastayı. Ünal da çok seviyor. Gelince buzluğa bakar. Anne mozaik pastan var mı diye bir kontrol eder o. Ay, epeydir yapmadım ben de gerçi. Eski güncüler bilirler mozaik pastaları. Annemlerle giderdik günlere. Çok da el işi yapılırdı. Eskiden dantel, kaneviçe, yani benim evlendiğim zaman kaneviçe falan çok yapılıyordu. Hatta şey vardı, ağ ipleri vardı. Onlardan masa örtüleri örmüştük. Annem arkadaşıma falan gidersen bana derdi ki işte 10 tane motif yapacaksın ya da 5 tane motif yapacaksın. Ben arkadaşlara gittiğimde önce o motifleri yapardım, sonra sohbet ederdik, eğlenirdik. Eskiden çok el işi yapıyorduk biz. Ama şu anda zaten kullanılmıyor. Gençlerin çalıştıkları için onları ütülemeye zamanları yok ki. Benim kızım da öyle çeyiz malzemelerini kullanmıyor. Yaptım ben de dantellerden oda takımları, masa örtüleri ama tabii kullanmıyor çünkü uğraştırıyor onları. O yüzden zamanları yok. Ondan vakit harcamıyorlar. Ben de şimdi zaten kendim de kullanmıyorum. Çünkü Asya yürüyor ya, her şeyi elliyor. Bütün dantelleri, örtüleri çoğunlukla kaldırdım ben de. Süs eşyalarını. Çünkü merak ediyor, gidiyor, bakıyor onlara. Çekiyor.
düşürür, hani bir yerine bir şey olur diye onları da kaldırdım çoğunlukla. İki baş sarımsak soydum, hazırladım onu da. Domates, sarımsak, biber, acı biber, maydanoz koyacağım. Maydanozumu da yıkadım, hazırladım oraya. Hepsini rondodan geçireceğim, tencerede kaynatacağım. Domateslerimi rondodan çekeceğim. Rendeleseniz de olur. Tencerenin içine boşaltıyorum bunu. En son domateslerimi de rondodan çektim. Tencereye koyuyorum. Kaynatmak için. Şimdi acı biberleri doğrayayım. Biberler de bir kısmı küçük bu cins biberlerden aldım. Birazını da bunlardan. Bu da çok acı dedi pazardaki satıcı. Hem renkli daha güzel diye biraz da kırmızı aldım. İçinde güzel olur, lezzet verir diye. Biberleri de rondodan çekeceğim. Sarımsaklarımızı da rondodan çekeceğim. Sarımsaklarımız da iki baş kadar sarımsak soydum. Onları da rondodan çekeceğim. Şimdi tabii günlerde aşırı derecede çeşit yapılıyor. Biz tabii son dönemde yaptığımız günlerde kural koymuştuk. İşte herkes 3 çeşit yapacak. Bir tatlı, bir tuzlu, bir de salata. Bazen tabii arkadaşların bazıları uymuyorlardı. İşte ben içimden geldi, yaptım diye, ama öyle kural iyi oluyor bence de. Çok çeşite gerek yok ya. Zaten mühim olan bir araya gelmek değil mi? Yani günün amacı da o. Sohbet edebilmek. Altın günü falan yapardık. Para toplardık. Şey yapmıştık biz bir de. Isparta'daki arkadaşlarla düdüklü almak için gün yapmıştık. Küçük bir düdüklüm var, onu öyle almıştık. Çok güzel oldu yani, kullanıyorum hala. Hem hatıra kaldı, hatırası oldu düdüklünün. Hala kullanıyorum. Yani para olsa harcanıp gidecekti. Altın olsa işte başka bir şeye harcayacaktım. Gidecekti. Düdüklü en azından kaldı şimdi. Bir anı. Biberlerimi de rondodan geçirdim. Tabii acı olunca nefesimi bile etkiliyor. Nefes alırken acı.
bayağı acıymış. Biber. Nefes alırken tıkıyor. Bazıları sirke de koyuyor buna birazcık. Ben sirke koymuyorum. Sirke de konulabilir. Daha çekeyim. Evet, sarımsaklarımı da rondodan. Sarımsak da hazır. Evet. Maydanozumuz da bu şekilde, maydanoz da yıkamış. Burada biraz doğrayıp atayım ki şimdi rondoya sarmasın. Maydanoz da biraz kaynadıktan sonra içine atacağım. Tamamen ölmesin diye. Evet, maydanozumuz da hazır. Şimdi tenceremizi yakmam gerekiyor altını. Domatesimiz de kaynamak üzere. Bir taraftan da su ısıtıyorum ki eriştenin üzerine koyacağım. Erişteyi biz, ben yoğurtlu çok seviyorum üstüne. Sarımsaklı yoğurt. Biraz da tereyağı eritip döküyorum. Eşim peynirli sever. Pişirdikten sonra üstüne ona peynirli yapıyorum. Herkes farklı seviyor tabii ki. Yağ eridi. Eriştemi koyuyorum. Karıştırarak bunu kızartacağım. Erişte fırında bu halini mesela fırına koyup kurutup fırında biraz kızartıp o şekilde de yapılabiliyor bu erişte pilavı. Ben yiyeceğimiz zaman tencerede böyle kızartıyorum. O şekilde yapıyorum. Kaynıyor. Ben çiğden ayırdığımın tadına biraz baktım. Hemen acısı çıkmış. Biberleri tüm koyduğumuzda o kadar acısı çıkmıyor. Böyle biberleri de rondodan geçirdiğimde acısını daha çok ortaya çıkarıyor. Suyun ısındı, altını kapatayım. Erişteyi hanımlarımız evde yapıyorlardır. Ben Asya'ya, ek gıdaya geçtiğimizde yapmıştım. Bu kış ne yaparım? Havuçlu, ıspanaklı, pancarlı, renk renk erişte yapıyor hanımlar şimdi.
Tabii ek gıdaya geçtiğimiz süreçte biraz zordu. Asya'ya özel işte ayrıyeten ona böyle haşlama, özel bir makine almıştı Lütfi. Onu da haşlıyorduk, yediriyorduk ama çok zor oluyor tabii ki. Şimdi hani bize yaptığımız yemeklerden yedirebiliyoruz. O dönem biraz sıkıntılı oluyor. Her şeyi yediremiyorsunuz. İşte yavaş yavaş yediriyorsunuz. Tada tada. Tadım yaptıra yaptıra yediriyorsunuz. O süreç biraz zordu bizim için. Yani çok bir şeye alerjisi çıkmadı. Çok şükür Asya'nın da. Bazı bebekler mesela domatese alerjisi olabiliyor. Çileğe alerjisi olabiliyor. Asya'nın sadece Antep fıstığına alerjisi var. Bir gün şey yemiştik dışarıda. Waffle tarzı bir tatlı yemiştik. Waffle da evet. Üstüne de şey serpiştirmişler. Antep fıstığı serpiştirmişler. Yani çok azıcık da yedirdik çocuğa. Anında gözleri falan şişti. Gözlerinin etrafı kızardı. Hemen doktora götürdük tabii. Antep fıstığına alerjisi varmış. Mesela çoğu insanın yer fıstığına vardır alerjisi. Yer fıstığını denemedik yani. Ona da belki alerjisi vardır ama onu denemedik de Antep fıstığı yedirdikten sonra öyle bir hastane maceramız oldu. Waffle'ı yedikten sonra şimdi korkuyoruz tabii. İşte birimiz güzelce kavruldu. Şimdi suyunu ekliyorum. Sıcak su. Üstünü geçene kadar ekledim suyunu. Biraz da tuz atacağım. Çünkü eriştenin kendisi tuzlu olduğu için az bir şey de tuz koyacağım şimdi. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte demlenecek bu. Kapağını da kapatalım. Evet, domatesimiz de kaynadı 2-3 dakika. Altını kapatıyorum. Maydanozumuzu ekleyip kavanozlara dolduracağım. Maydanozumuzu altını söndürdükten sonra maydanozunu ekliyorum. Koyup sıcağıyla kapağını kapatacağım. Kışın afiyetle tüketelim. Sağlıkla yiyelim. Az olur diye düşünüyordum ama bayağı 5-6 kavanoz oldu. Acılı acılı. Thank you.
Tabi bunlara da yine sıfır kapak aldım. Sıfır kapakla kapatıyorum ki dayansın diye. Geçen bir arkadaşınız söylemişti yorumlarda. Ben ters çevirmiştim o menemenlik yaptıklarımı. Ters çevirince bu içindeki plastik maddenin zararları ortaya çıkıyormuş. O yüzden dedi ters kapatmayın dedi. O yüzden ben de ters kapatmıyorum. Bu şekilde zaten sıcağıyla tutar kapaklarımız. Evet, erişte pilavımız hazır. Altını kapattım. Biz dediğim gibi peynirle ve yoğurtla tüketeceğiz. Soslarımız da burada, bunu çiğden ayırdım. Bunu bir iki güne tüketiriz zaten. Çiğden çok sevdiğimiz için. 6 tane de bu şekilde çıktı. Sağlıkla yiyelim inşallah. Evet, ben sosları yaptım. Ocağım kirlendi. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir bezimiz var. Ondan çok memnun kaldım. Ocağımızın yerini temizlemek istiyorum. Normal deterjanı sıktım. Sabunluyorum. Ben çok memnun kaldım gerçekten de. Paketin içerisinden 4 adet çıktı. Dörtlüleri var. Üçlüleri falan da varmış bunun da. Kız kardeşim hediye almış bana. Kendisi kullanmış sağ olsun. Bu bez arkadaşlar. Yani ince, büyük olmasına rağmen elinizde hani küçücük kalıyor. Bunu normal suyla duruladım, sıktım. Deterjan yaptığım ocağımı kuruluyorum bu şekilde. Yani deterjansız da yapsanız oluyormuş da ben kirli olduğu için deterjan yaptım hafif. Benim ocak cam. O yüzden yani ne kadar da silsem, iyice kurulamazsam leke bırakıyor. Ama bununla gerçekten harika bir sonuç aldım. Yani sizlerle de paylaşmak istedim. Ben bezlerden bir tanesini banyoya ayırdım. Bir tanesini toz bezi yaptım. Bizim evin geneli ayna ve cam. Mutfağın kapısı cam, salonun kapısı cam. Oraları siliyorum bu bezle. Gerçekten çok memnunum. Yani size de bir önerim olsun diye paylaşmak istedim. Eğer muzdaripseniz sizde leke bırakıyor, toz bırakıyor diye, gerçekten yakından da gösterelim. Sildiğim an hiçbir tane iz yok şu anda. Yani lambayı da yaktım, gösterdim ama gerçekten çok çok memnun kaldım ben. Sizlere de öneriyorum arkadaşlar. Kurulamaya hiç gerek kalmıyor. Sildiğiniz an kuruyor. Yani çok büyük bir su emici özelliği varmış bu bezlerin. Çok deterjan koymadan makinede 60 derecede de yıkayabiliyorsunuz. Ama ben elimde yıkadım. Makineye atmadım daha henüz. Gerçekten çok memnunum. Her yerde kullanıyorum bu bezi. Evet, mutfakta işlerimizi bitirdik. Biz biraz sohbet edelim dedik Muzaffer'le. Ben tabii mutfakta iş yaparken eskiden yapılan günlerden falan bahsettim. Sonra Muzaffer'in de aklına şey geldi. Günlerde bu el bezi yapılırdı. El bezi, evet. Eskiden tabii şey yoktu, kağıt, peçete falan yoktu. Kullanılmıyordu o kadar fazla. Tabii canım, nerede olacaktı? Yoktu eskiden, yoktu ki. Evet. Bezi, örme bezler olurdu. Orlon iple örülürdü onlar. Tabaklara koyarlardı, sabunlu bezli. Bir de normal kuru bez getirirlerdi, onları verirlerdi. Herkes onun ellerini silerdi. Ay evet. Şey vardı, kaneviçeden annem işlemişti, peçeteleri vardı. Evet. Misafire hani önlerine sermek için onlar dağıtılırdı. Sonra misafirden sonra tek tek bakardık, leke var mı? Lekeli olanlar yıkanırdı. Lekesiz onları tekrar katlardık bir dahaki misafire kullanmak için. Ya eskiler çok değişikti. Şimdi hani bunu gençlere anlatsanız tuhaf gelir gerçekten, evet. De ama o zamanlar değişikti, güzeldi. Ben 11-12 yaşına kadar annemle hep güne giderdim ben. Hamur işini ondan seviyorsun tabii sen. Tabii ondan çok severim.
Ay, evin en küçüğü olduğu için evet. Muzaffer. Ama kısır hiç sevmezdim. Çoğu yerlerde kısır yapaladı. Hiç sevmezdim kısırı. Şimdi hala sevmiyorsun. Hala sevmem. Sadece şey seviyor, kısırın yumurtalı halini seviyor. Yumurtalı kısırı seviyor. Evet. Onu sever ama doğru, eski günler güzeldi ya. Bir de arkadaşlar saçımı merak etmişler benim. Ben 22-23 yaşlarından itibaren saçlarımda beyazlarım çok arttı. Bizde ırsi tabi. Genetik yani halalarımın, işte ben babamın. Ben yapmadım yani, anlayacağınız. Ben beyazlatmadım. Doğru. Onunla ilgisi var mı tabi beyazlamanın bilmiyorum ama hani eşlerin durumu etkiliyor mu onu? Onu bilemiyorum da benimkisi ırsi biraz. Yani 25 senedir falan neredeyse boyuyordum ben saçlarımı. Yani her renk kullandım ben. İşte röfle, eskiden röfle vardı, röfle yaptırdım. Kızıl oldu, ondan sonra siyah oldu, kestane rengi oldu, değil mi? Çok... Evet. Her rengi denedim ben. Takip boyadım. En son Sparta'da Uğur dedi ya sana. Evet. Ay Uğur sağ olsun. Normalde kuaförler para kazanmak için tabii ki boyayalım derler, işte yapalım falan derler ama bizim aile dostumuz Uğur, o dedi ki ablacım dedi, nasıl olsa dedi ön taraflarım tamamen beyazladı, böyle bırakalım biz, kısacık da keselim dedi. Gerçekten çok da iyi oldu bence, çok memnunum şu anda. Ha, ileride tabii tekrar boyaya döner miyim, yani dönmez miyim, sıkılır mıyım bu halimden de. Onu zaman gösterecek tabii ama ki de. Ama bence böyle daha güzel. Benim rahat için çok büyük rahatlık. Çünkü saçımı boyatıyordum ben. Evet. İki gün sonra ya, iki gün sonra bu diplerim tekrar beyaz beyaz çıkıyor. Yani iki gün sonra ben tekrar ona nasıl boya yapabilirim? Aşırı beyazım olduğu için yani sarı açık rengi de boyatsam diplerinden hemen belli oluyor çünkü. Onun için kimyasal madde sonuçta. Boya yapmayı bıraktım artık. Biraz bu haliyle devam edeceğiz. Daha iyi. Biz erkekler çok iyiyiz değil mi? Saç, sakalı, tıraş ol. Kıyafet de öyle. Tabii ne yapıldıysa giy. Düğüne giderken takım elbise giy, tamam. Yani bir tane takım elbise olsa yetiyor erkeklere. Bir gömlek, bir pantolon bile yetiyor. Evet ama kadınlar öyle mi? Yok takısı, yok çantası, işte çorabı, ayakkabısı. Bizim için bir yere gitmek giyim konusunda zor tabii ki. Öyle, hepimize kolay gelsin tabii. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenerek, severek izlemişsinizdir. Hepinize de iyi günler diliyorum. Bizimle kalın diyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.